Arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Aşkın ta kendisi falan filan macerası Sentinel olduğu yer arkadaşlar. Sentinel'in olduğu yerde baya bir zorlanma yaşanıyormuş arkadaşlar. Şimdi abi olay aslında çok basit. Nedir biliyor musunuz? Sentinel'de niye zorlanıyoruz arkadaşlar? Adam iyileşiyor değil mi? Peki ne yapmak lazım? İyileşmesini durdurmak lazım. Aslında mantık bu kadar basit arkadaşlar. İyileşmesini durdurmak veyahut da iyileşmesini engellemek lazım. Doğru mu abi? Çok basit olay. İyileşmesini ya durduracaksınız ya da engelleyeceksiniz. Başka bir şey yok. Ya çok fazla combo veren, yani bir defa oldukça fazla combo yapabilen karakter seçersiniz ki, çünkü rakibe vurmadıkça iyileşme açıyor arkadaşlar. Veyahut da dediğim gibi ya iyileşmeyi engelleyeceksiniz ya da iyileşmesini tersine çevireceksiniz. Aslında olay oldukça basit arkadaşlar. Peki bunun için kimleri alabilirsiniz? Birçok karakter var. Ama en çok böyle öne çıkanı Warlock, Void, Guillotine gibi karakterler. Modok olur. Captain America Infinity War'ı arkadaşlar yanında bir kozmik karakter olarak yapabilirsiniz. Çünkü Captain America Infinity War'ın kopya özelliği arkadaşlar. Yanında bir kozmik karakter varsa rakibe siper attığında rakibin üzerine korkutma etkisi veriyor. Korkutma etkisini de Void'den dolayı biliyoruz. Korkutma etkisi arkadaşlar iyileşmeleri yavaşlattığı gibi belli bir sayıya ulaştıktan sonra durduruyor. Hatta tersine çeviriyor. Biz de 3 yıldız Captain America'yı aldık. 3 yıldız Captain America'nın yanına Thanos'u da koymuş olduk ki o da bir kozmik sonuçta. Kozmik olduğu için rakibe siper attıkça iyileşmelerini yavaşlatacak, durduracak ve tersine çevirip kendi kendine öldürmesini sağlayacak arkadaşlar. Yolu hızlıca geçmek için bu maceranın en iyi karakterlerinden biri olan Doktor Doom arkadaşlar. Doktor Doom ve Wasp buraların en iyilerinden. Doktor Doom'la hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sebebi de bunlar arkadaşlar combo yaparken ağır saldırıya bir anda geçebiliyorlar. Rakiplerini pasif olarak sersemleştiriyorlar. Ve çok rahat bir şekilde ağır saldırıya geçebiliyor bu Gundi vatandaşlar arkadaşlar. She-Hulk'u da hızlıca knockout'umuzu yaptık. Hızlı bir şekilde boss'umuza doğru gidelim. Sonra aldığımız karakterleri tek tek deneyelim bakalım. Karadul. Karadul oynarken biraz dikkat etmek lazım. Karadul arkadaşlar öyle kolay sersem yemiyor. O yüzden biraz dikkat edersiniz. Onun dışında bir sıkıntısı yok Karadul ablamızın da. Yap komboyu. Dörtlü komboyu yap. Arkasını yapıştır ağır saldırayım. Çok iyi. Artık da bundan 6 yıldızlarını da bendeki bu şansla yakında 6 yıldızlarını açarım. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Karadul ablamızı da geçtik. Kaldı 3 tane Gundi. Bunlardan bir tanesi Archangel ve bir tanesi Iceman. Iceman'dan sonra da Rhino var. Bu Gundi'yi de aradan çıkartalım. Ha gayret. Bam. Tamamdır. Bu Gundi'yi de aradan çıkarmış olduk. Iceman'de ani soğuk yemeyen Gundi'miz de alalım. Warlock. Warlock da biliyorsunuz arkadaşlar rakibe temas ettikçe üzerine bir virüs atıyor. Şu sarı işaretleri topluyor. 20 tane yaptıktan sonra sarının yanındaki kırmızı olan işareti atıyor arkadaşlar. Her 20 birimde bir üzerine yük atabiliyor. Onu attıkça rakiplerin iyileşmesi duruyor. Hatta rakipler iyileşmek isterlerse
onlara bozma hasarı vererek ceza veriyor ve güç barlarını azaltıyor arkadaşlar. Rino kaldı. Rino'dan sonra aklınızdaki bütün soru işaretleri kalkacak arkadaşlar. Ağı kalkacak. Hepsini kaldıracağız. Rino'da kendisi gibi cüssesi büyük olan bir vatandaş arkadaşlar. Thanos'la giriş yapalım. İki cüsseli abimiz. Gergedan boyunuz. Hey, iyi günler be. Zamanında bunlar oyunun en iri karakterleriydi. Ta ki Sentinel abi gelene kadar. Sentinel mi geldi, bunlar cüce kaldı. Ekrana sığmıyor ya herif. Dediğim gibi Sentinel'in esprisi arkadaşlar, iyileşmesini durduracaksınız. Başka bir şey yok. Oldukça mantıklı ve basit. Yani iyileşmeyi durdurdunuz mu olay bitmiştir arkadaşlar. O kadar. Mesela başka kim olur? İşte aklıma kim? Mesela Red Skull atıyorum mesela. Başka kim var bu şekilde iyileşmeyi durduran, tersine çeviren? Giyotinleri zaten söylemiştik. Onlar var. She-Hulk'un L2'si var mesela. Çok çok uzun bir süre iyileşmeyi durduruyor. Hatta az da olsa kendi tersine çevirebiliyor. Elim çok kısa kalmadı. Ben bayağı geriden attım. Hop, bir de engel. Yani bir şey oldu mu arka arkaya gelir ya. Bu da öyle işte. Bam. Ağır saldırımızla Zino'yu da tokatlıyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Asıl konunun kahramanına, esas oğlanımıza gelmiş olduk. Sentinel. Sentinel'in karosuna baktığımızda arkadaşlar, iyileşme var diyor. Kardeşim sen bu karakteri vurmazsan bu adam iyileşir arkadaş diyor. O kadar basit. Var mı başka soru? Yok. O zaman biz bu adamın iyileşmesini nasıl engelleyeceğiz? Warlock, Void ve Kaptan Amerika. Kaptan Amerika'nın yanında kozmik bir karakter olmak zorunda. Kaptan Amerika kopya olmak zorunda. Bu sorular çok geliyor. Söylüyorum ama 25 kere daha söyleyeyim. Belki atlayanlar olur. Belli mi olur? Ve arkadaşlar artık Sentinel iyileşemez. Geçmiş olsun. Bu saatten sonra Sentinel izdi patates. Yapacak bir şey yok. Aksine iyileşmek istediği her defasında dikkat edin, bozmayla ceza kesiyoruz ona. Ne zaman iyileşmek isterse bozma yiyor. Bundan sonrası artık sizin el becerinize ve marifetinize kalmış oluyor. Eğer Warlock ile oynayıp geçerseniz. Bak, ne zaman iyileşmek istese bozmayla cezalandırılıyor. Ve güç barı da boşaltılıyor. Dikkat edin, hop hemen iyileşmeyi açtı ve güç barı nasıl da güzel azalıyor. Mis gibi. Yani siz normal oyununuzu oynuyorsunuz. Warlock geri kalanını hallediyor arkadaşlar. Geri kalanını Warlock abimiz hallediyor. Ki Warlock inanılmaz derecede geniş kapsamlı bir karakter. İnanılmaz derecede bir geniş kapsamlı. Konuşamadım. O kadar kapsamlı bir karakter yani kendisi. Hey Allah'ım ya. Bak, yine bozma. Yine gücü azalıyor. Warlock cezayı kesti. Yargı dağıtıyor. L3'ü atarak da arkadaşlar, isterseniz kendi sağlığınızı da doldurabilirsiniz. Ara ara doldukça basın L3'ü. Çünkü dövüş uzun bir dövüş olacak. Sentinel'in, çünkü Sentinel'de direnme karosu var. O yüzden birazcık dirençli bir gundi kendisi. L2'sinde de çok şey yapmayın. Yani heyecan yapmayın. L2'sinde rahat rahat kaçarsınız. Tabii 100 yük olduğu zaman da siz blokta beklemeyin abi, yakıyor. Yakar bu gezegeni valla. Velhasıl kelam arkadaşlar, yani Warlock'la böyle geçersiniz.
Kaptan Amerika ile de ufaktan bir gösterelim. Finali de Void ile yapalım. 3 yıldız Kaptan Amerika. Arkadaşlar siper hattını dikkat edin. Rakibin üzerine bazı etkiler atıyoruz. Kaptan Amerika'nın kopya özelliği bu. Yanında varsa bizi ilgilenen şu anda korkutma. Bakın dikkat edin, 4 tane korkutma oldu. İyileşme açmaya başladıkça artık onlar yavaş yavaş ona zarar verecek. Dikkat edin, şu anda yavaş yavaş kardeşimiz zarar görmeye başlamış durumda. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece siper atın. Başka bir şey yapmayın arkadaşlar. Siper atın durun. Siper atın durun. Zaten Kaptan Amerika'nın müthiş bir defans gücü var. Zaten hasar yemiyor doğru düzgün. Bir de siper atıyorsun. Neredeyse hepsi kusursuz gelecek. Ben size söyleyeyim. Bak bak nasıl ölüyor. Bak 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 bak. Gel vatandaş gel. Sentinel'e gel. Gundi Sentinel nasıl ölür? Oha öldü. Vurdum gol oldu. Son darbeyi de siper arsa. Ana Sentinel'i kullan. Şey Void'i kullanmadık. Neyse Void'le de girer oynarsınız abi. Sürekli L1 spamlarsınız. Bu adam biraz hızlı aldı. İyileşmelerin tersine çevirdik. Son vuruşumuzda siper ağır saldırı yaparak arkadaşlar rakibi paralize ettik. İnşallah video faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.